Günaydın. Yeni bir vlogdan herkese selamlar. Annem dün bende kalmıştı. Dedim ki araba bizde, lütfen beni dinleyin. Sen bırakır mısın? Otobüse binmeyeyim. Birazcık daha uyumuş oldum hem. Güzel oldu. Şimdi işe gidiyoruz. Saat zaten 8'e geliyor. Hastalığım da daha iyi ama sesim hala görüyorsunuz ortada. Günaydın. Bugün 25 Ekim. Ama biz 29 Ekim'e erken kutluyoruz. O yüzden bugün kırmızı giyindim. Şimdi de Fethi öğretmeni bekliyorum. Bilge ile beni almaya gelecekler. Şehir hastanesinde oradayım. Saat de 8'e geliyor bu arada. Aşırı kalabalık var. Çok trafik var. Selam tekrardan, ben eve geldim. Bugün çok yorucu bir gündü. Yani 28 Ekim yarım gün tatil, 29 Ekim de tatil olduğu için biz 29 Ekim'i bugün kutladık, dediğim gibi sabah zaten söylemiştim. Aşırı yorucuydu. Çok yoğundu hatta. Ne adam akıllı yemek yiyebildik, mola yapamadık falan filan. Çok yorucu bir gündü. Hatta hiç eve gelip yemek yapacak halim yoktu. Domino's'ta yedim. Şimdi eve geldim, bir duş aldım. Pijamalarımı giydim. Keyif yapacağım. Günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Ben tamamen iyileştim. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Gerçekten uzun zaman sonra ilk kez bu kadar güzel uykumu aldım. Saat 11'e falan geliyordu uyuduğumda. Uyuyakalmışım hatta. Sonra size video çektim. Sonra uyuyakalmışım. Sonrasında sabah kaçta uyandım biliyor musunuz? 11'de. Fena uyumuşum. Ama çok güzel de dinlenmişim. Hatta hiç böyle kahvaltıyla hazırlayacak modda değildim. Canım dışarıdan tost yemek istedi. Tost söyledim. 3 müydü? No 13 mü? Öyle bir yer var. Oradan tost söyledim kendime. Böyle hazırlanıyorum. Dışarıda ufak işlerim var. Bir terzi bulmam gerekiyor. Aslında kendi terzim Ceyhan'da ama yapılması gereken pantolonlarım var. O yüzden burada bir terzi bulmam gerekiyor. Birkaç parça kıyafet falan bakacağım, öyle dolaşacağım. Bu tacımı da uzun süredir takmıyordum. Şimdi şarkıyı kapattım. Arkada çok gürültü olmuş. Umarım telif yemem. Bu tacımı gerçekten çok seviyorum. Uzun zamandır takmıyordum dediğim gibi. Şimdi taktım. Kendimi mutlu hissediyorum bugün. Köfte. Şimdi terzide pantolonlarımı bekliyorum. Olmak üzere sanırım. Dedim bugün içine çıkarsa mükemmel olur. Çünkü hafta hiç vaktim olmuyor. Ve iki tane de yeni kot pantolon aldım. Bir tane de böyle tül gibi bir crop aldım. Çok hoşuma gitti. Ama mağazada çekemedim size. Eve gidince deneyip çekerim. Selam. Şimdi eve geldim. Ben size aldıklarımı göstereceğim hemen. Arkam birazcık dağınık, kusura bakmayın. Şöyle bir kot aldım. Gri. Aynı zamanda bunun mavisini de aldım. Göstereceğim. Mavisi de bu şekilde. Zaten aynısı. Bu şekilde bir pantolonum yoktu uzun süredir. Çok bol giymeye başlamıştım. Ama bu tarz daha çok hoşuma gidiyor. Üstüme de şöyle bir bluz aldım. Bunun aynısı Ayça Öğretmen'de vardı, kırmızısı. Ben de beyazını buldum. Hiç böyle beyaz renkli bir kıyafetim yoktu. Şu önünü belki bir tık kapatabilirim. Ama çok hoşuma gitti. Özellikle kol detayı. 1000 lira. Bebeğim yanlış hesaplıyorsun bak. Babam biliyor, ben bilmiyorum. Eğer 150 bin liraysa yıllığı üniversitenin, senin ödemen rakam... Aramıza sır olsun istemiyorum ben. Nevra Sultan. Evet.
selam. Bugün gerçekten çok monoton bir gündü ve size hiçbir şey çekemedim. Zaten saat 11'e geliyordu, uyandım. Sonra işte markete gittim falan, birkaç bir şey aldım. Kahvaltı yaptım, evi temizledim derken saat 3 falan oldu. Sonra bir gratis'e gittim. Yeni bir şey çıkmış. Highlighter, Beauty'sin. Hiçbir yerde kalmamış. 2-3 tane gratis gezdim, yoktu. Sonra birkaç mağaza gezdim. Kendime bir sweatshirt aldım. Bir tane de siyah body aldım. Birazdan gösteririm ikisini. Sonra eve geldim. Canım makarna istedi. Makarna yaptım, yedim. Şimdi de buradayım. Oraları size hiç çekemedim. Şöyle lacivert bir sweatshirt aldım. Önü fermuarlı bir sweatshirt istiyordum. İçine beyaz falan tişört giydiğinde çok güzel duruyor. Kotların üstünde falan da çok güzel duruyor. Şu an ışıktan bir tık daha açık renk duruyor ama normalde bir tık daha koyu renkte. Bir de şöyle kare yaka bir body aldım. Vücudu, yani kolları çok güzel sarıyor. Normalde çok kare yaka sevmem ama bunu beğendim. Bir de böyle bir şey aldım. Bu arada ben size göstermeyi unuttum. Konuşamadım. Çok güzel bir leopar alt aldım. Yani pantolon değil. Tight da değil. Yani böyle nasıl diyeyim? Yarın göstereceğim. Yarın kombin yapacağım. Okula gideceğim. Yarın yarım gün bu arada. Üstüne de muhteşem bir trench coat aldım. Biliyor musunuz? Deri. Normalde trench coat'a çok ön yargım var benim. Hani boyum kısa olduğu için. Ama muhteşem durdu. Yarın güzel bir kombin yapıp onları öyle göstereceğim. Şu an böyle düz göstermek istemiyorum. Günaydın. İşte gittiğim saate bakar mısınız? Daha bildiğiniz gece yani. Aşırı tedirginim şu an. Çünkü benden başka kimseye konuşamıyorum şu anda. Evet, saat şu anda 6.40. Otobüsten indim. 7'de nöbet başlıyor. Ayağımda kocaman bir topuklu bot var. Yolda zor yürüyorum bu arada. Köpek falan çıkmasın diye de dua ediyorum şu an. Yani çıkarsa çünkü zaten ruhumu teslim ederim. Hiç kaçmakla falan uğraşamam yani. Köpek sesleri geliyor. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Bu arada durakta bir tane teyze vardı. Bildiğiniz beni sorguya çekti. Diyor ki çok küçük duruyorsun, bu saatte ne yapıyorsun? Sence bu saatte burada ne işim olabilir? Dedim işe gidiyorum. Zaten bu saatte ders mi olur? Öğrenci olmadım kesin yani. Ve okula böyle mi gideceğim? Neyse işte. Yok sigortam var mı? Yok. Ne kadar maaş alıyorsun? Şöyle böyle. Bütün sorguya çekti beni. Sonunda geldim. Evet, şimdi size fit check yapacağım. Bahsettiğim deri ceket buydu. O kadar beğendim ki. Yani normalde ben trench coatları, deri trench coatları çok sevmem ve üstümde de çok şık durmaz. Ama buna bayıldım. Diğer bahsettiğim leopar da buydu. Şöyle göstereyim. Bu da çok hoşuma gitti. Ve ben normalde leopardan nefret ederim arkadaşlar. Ama modayı takip etmek gerekiyor. Selam. Yani artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Ben yine hasta oldum sanırım. Bugün sabah uyandım. Burnum tıkalı, nefes alamıyorum. Dedim ki herhalde alerji falan tuttu. Okula gittim, devam ediyor. Saat şu an 11'e geliyor akşam. Hala nefes alamıyorum. Vicks falan, hani buhar yaptım. Burun spreyi şu bu. Bir tık burnum açıldı gibi. İlaç içtim. Yani artık iyileşmek istiyorum ya. 2 hafta oldu. Tam iyileşiyorum, tekrar başa sarıyoruz. Tam iyileşiyorum, tekrar. Yeter. Bu arada ders çalışmam gerekiyor. Cumartesi pazar sınavlarım var, vizelerim var ve ben daha hiçbir şeye bakmadım. Şimdi ders çalışmam gerekiyor. Yarına tatil bu arada. Yarın salı, bugün pazartesi. Allah Allah. Şimdi tabletin şarjının dolmasını bekliyorum. Birazcık dolsun. Birazcık ders yapacağız artık. Size de gösteririm.
Peki duvar kağıdımın güzelliği şaka mı? Evet. Şimdi bu aralar bu oyuna sardım. Ekranım da çok temiz gerçekten. Evet, bu kadarcık oyun yeterli. Şimdi derslerime bakacağız. Anne baba eğitimi, çocuk gelişim uygulamaları, çocuklukta yabancı dil olarak Türkçe, ilkokula hazırlık, okul öncesi dönemde. Neymiş bu bilmiyorum bunu. Derse git, git artık. Duyu eğitim materyalleri ve oyun terapisi. Bu kadar dersim var. Halime bakar mısınız? Hasta oldum şaka gibi. Dün ders çalışırken uyuyakalmışım. Tablet elimde. Ne ders çalışabildim ne hiçbir şey yapamamışım. Of. Sonunda yataktan çıkmayı başardım. Kendime dedim güzel bir kahvaltı hazırlayayım falan. Banyodan bir ses geliyor. Çıp şıp şıp. Üst kat. Tavan yani. Su akıtıyor. Şimdi durdu. Sanırım duş alıyordu birisi. Yani. Harika bir gün oluyor gerçekten. Arkadaşlar. Amel hemen ne bakıyorsun? Gerçekten bugün hiç hayal ettiğim gibi verimli bir gün olmuyor. Kahvaltı rastgele bir şeyler atıştırdım, size çekemedim. Sonra ustalar geldi. Yukarıdan kaynaklıymış yani. Yukarıdan yapılması gerekiyormuş. Ama dedi işte bugün yapamayız falan filan. Hafta içi bir gün. Dedim o zaman yani duş almasın. Çünkü benim banyoma su akıyor. Bakacağız artık çaresine. Birazcık tablette vakit geçirdim. Şimdi ders çalışmaya çalışıyorum. Evet. Sesime bakar mısınız? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Artık iyileşmek istiyorum. Tekrardan buradayım. O kadar saçma bir gün oldu ki. Hiçbir şey çekemedim. Yani hiç aklımda böyle bir şey yoktu aslında. Kafamda çok güzel planlamıştım ama hiç olmadı. İşte en son ustalar falan gelmişti. Sonra birazcık ders çalıştım. Biraz uyuyakalmışım. Sonra uyandım. Hiç halim yoktu. Çünkü artık nefes alamıyordum. Konuşacak halde değildim. İşte yemek yapmam gerekiyordu. Domatesli bulgur pilav cacık falan yaptım. Onu yedim. Çantamı hazırladım falan filan derken bu saat oldu. Birazdan da uyuyacağım zaten. Yarın iş var. Ve şu an donuyorum. Klimayı açtım da burnum tıkanıyor. Ben de polar pijamalarımı giydim. Zaten bu pijamalarımı çok seviyorum. Özlemişim. Şimdi de birazcık soru çözeceğim. Sonrasında zaten uyuyorum artık. Selam, ben eve geldim. Gördüğünüz üzere hala iyileşemedim. İşte bugün erken çıktım işten birazcık, yarım saat falan. Şans eseri çocuklar erken bitti. Sonra koştur koştur baraj yoluna gittim. Kırmızı şapka aradım arkadaşlar. Size oraları çekemedim. Yarın kostüm partimiz var. Söylemeyeceğim. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yarın gösteririm size. İşte birkaç bir şey aldım. Şimdi eve geldim. Yemek yaptım. Yemek yiyeceğim. Biraz ders çalışacağım. Cumartesi pazar sınavlarım var. Çünkü bu şekilde. Artık yarın görüşürüz. Şu an bir şey çekmem sanırım. Görüşürüz. Selam. Evet, ben Mario oldum arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Mario oldum bugün arkadaşlar. Şapkam falan. Salopetim şurada da göbeğim var. Panomuzu da hazırladık. Kostüm partisi. Şu an ters çıkıyor ama sanırsam.
Bu da Ayşe öğretmen. Kedi oldu. Kuyruğu da var. Size Fethi öğretmeni göstermeyi unutmayın. Sarışınsanız en güzel kostüm Barbie'dir. Çok yakıştı ama. Benim bıyım da düşüdü düşecek. Günaydın. Ya gerçekten çok böyle bölük bölük bir vlog oldu. Bir türlü kapanış çekemedim. Kamerayı açamadım. Hafta sonu sınavlarım vardı falan derken işte yoğundum birazcık. Ama artık bu videoyu burada bitirelim. Çünkü yeni vlog başlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben artık diğer videoyu başlatacağım.